Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzaktan eğitim Tonguç Akademi'de kaldığı yerden devam ediyor. Bugün günlerden üçgende yardımcı elemanlar hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaşlar bugün neler öğreneceğiz bakalım. Üçgenin yardımcı elemanlarının hepsini göreceğiz. Açı ortay, kenar ortay, kenar orta dikme ve yükseklik olarak hepsini bir videoda görüp bitireceğiz. Sonrasında da arkadaşlar haftaya ikinci dönem full özet var. Sonrasında da alanla devam edip üçgeni de sonlandırmış olacağız. Ve 9. sınıfa son noktayı koymuş olacağız. Sizler istediğiniz ikinci dönem full özet haftaya gelecek arkadaşlar. Sonrasında da yine kaldığımız son konuyu halletmiş olacağız. Bugün ne yapacağız? Bir kere daha söyleyelim. Üçgenin yardımcı elemanların hepsini aynı anda tek videoda göreceğiz. Ve süper bir şekilde güzel sorularla, ÖSYM tarzı sorularla, basit öğretici sorularla hepsini halledeceğiz. Açı ortayla başlayalım arkadaşlar. Açı ortay neymiş? Bir açıyı eş iki parçaya bölen doğru doğruya ne diyoruz arkadaşlar? Açı ortay doğrusu diyoruz. Bakın arkadaşlar burada bir açı var. AOB açısı var. Bu açıyı iki eş, açı par iki eş parçaya böldüm açıyı olarak. Ne oldu o zaman? Buna ben açı ortay diyorum. Kim o? OC açısının açı ortayıdır dedim. Ve bu kısmı bitirdim. Açı ortay olursa ne olur? İki tane eş açı oluşacak dedik. Ve 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 açı ortayın en temel kuralı, en önemli kuralı, çok önemli kuralı nedir arkadaşım? O da şudur. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan herhangi bir noktadan açı ortay doğrusunun üzerinde alınan herhangi bir noktadan açının kollarına indirilen dikmeli uzunlukları birbirine eşittir. Bak yetmez ayırdıkları kollardaki ayırdıkları parçalar da eşittir. O zaman arkadaşım ben ne biliyorum? Buradaki kollar eşit ve de parçalar da eşit ve de buralarda açı ortay olduğunu sen biliyorsun. O zaman arkadaşım hemen şunu söyleyebilir misin? Burası da açı ortaydır. Ne der? Gördün mü arkadaşım bak Alttaki ve üstteki üçgenler birbirine aynısı oldu mu? Oldu. Nereden anladın hocam? İç açıların hepsi aynı. Ben sana benzerlik anlatmıştım. Açılar aynıysa neydi? Ya eşti ya benzerdi. E 90'ın karşısına bakıyorsun. 90'ın karşısı aynı kenarı gördüğü için iki üçgen de eşti. O zaman açılar ve kenarlar her şey eşit olacaktı. O zaman bizim kuralımız nereden geliyormuş? Kuralımız eşlikten geliyormuş dedim. Ve bu kısmı bitirdim. Aklımdan çıkmasın. Açı ortayın en temel kuralı açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara indirilen mi? Hele ki soruda açı ortay gördüğün üzerindeki bir noktadan kola indirilen dikmeyi gördüysen affetmeyeceksin. Sen de indireceksin. Çünkü kesin orada bitiyordur iş. Ona bak iyi bak iyi bakacaksın oraya unutmayacaksın. Peki bana ne diyor? AC'nin 4 fazlası AB'ymiş. Bir dakika. AC'ye x dersem AB dediğim şey x artı 4'müş. O zaman buraya da ben x artı 4 diyeceğim. O zaman arkadaşım bak şimdi bak 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 çok dikkatli bak. X artı 4'ü buldun. AB B, X artı 4 ise e, 3, 3 ayrıldı. Kollarda ayırdığı parçalarda birbirine eşit miydi? E burası X'e buraya ne kaldı arkadaşım? Buraya da tabii ki de 4 kaldı. Niye? A, B neydi? AB B, X artı 4'tü dedim. Ha bu arada X'ler karıştı. Tabii ki de burada soruda da X vardı. O zaman şuraya Y diyelim. Şuraya Y diyelim. Çok özür dileyerekten Hemen Y'leri yapıştırdım. O zaman ne oldu? Y, Y, Y artı 4. Hemen buraları buldum. Peki sen çok iyi bildiğin bir üçgen var mı? 3, 4, 5 dik üçgeni var tabii ki de. O zaman buradaki X'imin cevabı ne oldu? 5 oldu ve bu tatlış öğretici soruyu bitirmiş oldum. Geldim bir başka soruya. Yine yeniden senin işte bilmen gereken çok önemli bir kural var. O kuralı unutmayacaksın. Açı ortayın temel kuralı arkadaşım. Açı ortay üzerinden kollara indirilen dikmeler birbirine eşit. Hocam nereye indireceğiz? Buraya mı indir? Hayır. Bak arkadaşım sen diyeceksin ki burada da bu devam eden bir açı ortayın koludur. Bu kola indireceksin dikmeyi ve diyeceksin ki bu da 8'dir. E 8 ise arkadaşım burası nedir? 17. O zaman bak ne olacak? 8, 15, 17 diye bir özel üçgen var. Bilmiyorsan olsun. Dik üçgende göstereceğim ben sana. Şimdiden aklında tut onu sen. 8, 15 dik kenarlar hipotenüsünde 17 olduğu özel bir üçgen var. Bak şu an bilmiyor olabilirsin. Eyvallah. 3-4-5'i biliyorsundur sadece. Sıkıntı yok. Hatta onu bile bilmiyorsan yazayım arkadaşım. Onu bile derken kötü manada söylemek istemedim. Nedir arkadaşım? Dik kenarlar 3-4, hipotenüs 5. Bak ısrarla söylüyorum. Dik kenarlar 3-4, hipotenüs 5. Adam gidip seni kandırmak için buraya 3 yazıyor hatta buraya 4 yazıyor. Buraya 3 yazıyor. Sen gidip buraya 5 demeyeceksin. Hipotenüsün karşısı 5 olacak. Farklı şeyler yapmayacaksın. O zaman bir kere daha söyleyeyim. Burası 3, burası 4 ve burası da 5 olacak arkadaşım dedim. Bilmediğin özel üçgenler vardır. Onları da peyderpey hatırlatacağım. Zaten dik üçgenlerde de göstereceğim. Hiç merak etme. Geçtim. Ne dedik arkadaşım? Bu arada bak burası neymiş? O ağacı 90'dan fazlaymış. Demek ki 90 dışarıda. İç açıların iki iç açının toplamı dışına eşitti. O zaman ne yaptık? Burası demek ki 90'dan fazlaydı. O zaman olay bitti mi? Bence bitti. Bana OC'yi soruyor. E burası X'e. E kollarına indiren dikmeler eşitti ama kollardaki parçalar da birbirine eşitti. O zaman 24 eşittir 15 artı X ki bize zaten OC'yi X'i soruyor. Attım karşıya X'im ne oldu? 9 oldu. 24'ten 15 çıkarsa süper bir şekilde 9'u bulursun dedim geçtim. Bak en önemli kural, kural, kural Ramazan dolayısıyla biraz e, dil sürçmeleri ve ufak tefek hatalar olabilir. Affedeceksin sen çünkü bizi seviyorsun biliyorum. Geldim iç açı ortay kuralından önce bir kere daha söyleyelim. Açı ortayın temel bir kuralı var o da nedir? Açı ortayın üzerindeki herhangi bir noktadan kollara indirilen dikler Hep aklımda ilk başta o olsun. Baktın üçgenin iç açı ortayları ki taktikleri söyleyeceğim birazdan sana o zaman ne yaparsın bunu uygularsın. Bir de dış açı ortay var bakacağız şimdi. AD dediğim şey arkadaşım, AD dediğim şey iç iç açı ortay. E, A'nın iç açı ortayı ne A ile gösterilir yani AD iç açı ortay. Biz bunu genellikle N ile gösteriyoruz açı ortayı ve A'nın açı ortayı olduğu için de N A dedik. Şimdi burada bilmen gereken bir şey var o da şu. Sen buraya A dersen, buraya B dersen. Bura C, bura D olursa. Adam sana diyor ki A bölü B eşittir. C bölü D diyor. Bakın yan kenarlar oranı tabanın oranına eşit. Ben sana birazdan göstereceğim yine. Hiçbir sıkıntı yok. Pratik yolu göstereceğim. Sen bunu şöyle de yapabilirsin. İçleri yer değiştir ya da dışları. Bak değiştirirsek ne olacak? Oran orantıda yer değişme vardı hatırlıyorsun. O zaman A bölü C eşittir. B bölü D de oluyor. Bak yanların oranı altların oranına eşitti... Yer değiştirdim ne oldu? Solların oranı sağların oranına eşit oldu. A bölü C, B bölü D oldu. Peki şöyle olur mu? Altlar üstleri olur mu? Olur. Üstler altları oranı olur. Yanlar birbirine oranı olur. Hiçbir şey fark etmez. Bunların hepsi olur arkadaşım. Dedim bitirmiş oldum. O zaman bu oranı zaten pratik yolunu birazdan göstereceğim. Sakin ol. Geldim bir kere daha şunu söylemekte yarar var. Arkadaşlar Üniversite sınav sorularında özellikle bunlar geliyor. Burası bir açı ortaysa, burası bir açı ortaysa ve de burası bir açı ortaysa bak özellikle bu noktadan geçirdim. Neden? Çünkü iç açı ortaylar bir noktada kesişir ve bu noktada iç teğet çember merkezidir diye bir tabir var. Burası nedir arkadaşım? İç teğet çemberin merkezi o diyebilirim. O zaman içtiğe çember merkezi deyince aklıma iç açı ortayların kesim noktası mı gelecek? Evet. İç açı ortayların kesim noktası derse içtiğe çemberin merkezi mi gelecek? Evet. Adam sana noktayı verir. İçtiğe çember derse çat çat çat. Sen bunlara ne diyeceksin? İç açı ortayların kesim noktasıdır. Bunlar açı ortaydır diyeceksin. Unutma. Geldim buraya. Bana çevre ABC nedir diye soruyor arkadaşım. Çevre ABC'yi soruyor. Ben buraya A derim. Buraya da A derim. Kimse de bana bir şey diyemez. Peki şimdi ne olacak? İster A bölü 8 yanların oranı. Tabi buradan başladıysan buradan devam edeceksin. Bunların oranıdır. Ya da sağın, sağ, sağın sol oranı onu da burada yazayım bakın. A bölü 2 eşittir. Solların sağ oranı. Tabii ki de üstten başladıysan üstten başlayacaksın orantıda da unutma. Dedim geçtim. İkisi de aynı şeydir. A kare eşittir 16'dır. Burası da A kare eşittir 16'dır. ...buradan da neyi buldun sen? A eşittir 4'tür dedim ve olayı bitirdim. A 4 arkadaşım... ...bana bak soru bitmedi... ...çevreyi soruyor. A şıkkında 4 vardır unutma. 4, 6, 10... ...18 oldu mu? Oldu. Çevrem benim 18 santimetredir dedim... ...ve olayı bitirdim. 4, 6, 10, 18... ...unutma ABC'nin çevresi... ...dedik. Bu güzel soruyu da... ...öğretici soruyu da bitirdik. Şimdi pratik yol çok önemli... Bu yol çok önemli çünkü burada bir oran var. Orantı var. O yüzden arkadaşlar bakın lütfen rahat olun. Kimler kimlerle orantıydı? Üstler altlarla. O zaman senin üstlerin verilmişse sayısal olarak 2k, 2'ye 3 denildiyse sen buraya 2K'ya 3K diyebilirsin. Neden? Çünkü bakın 2K bölü 2 2 bölü 2K, 3 bölü 3K, 3'ler sadeleşti işte, K kaldı, 2'ler sadeleşti işte, K, K, 1 bölü K, 1 bölü K. Oldu mu? Oldu. Bakın altları verir sana. Hocam yanlar değil mi bunlar? Hayır bak. Buradan geldim altlar. Altları verir sana sayılar 2 ile sadeleşir 4'e 5. O zaman sen şuradaki sol tarafa 4k, sağ tarafa da ya da buraya 5k diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bak hiçbir sıkıntı yok. Tabanları verdi, üsttekiler, alttakileri verdi üsttekiler. Üsttekileri verdi alttakiler. Aynısının tıpkısının benzeri burada da var. Sağları mı verdi? Evet. O zaman sollar da daha doğrusu solları mı verdi? Evet. O zaman sağlar da birbirine oranlıdır. 3'e 4 ise 3K'ya 4K diyebilirsin. Paşa gönlüm bilir. Sana sorularda çok yardımcı olur. Unutma dedim. Geçtim. Peki geldim böyle bir zorlayıcı bir soruya. Bakalım ne diyeceğiz burada. Hemen bakıyorum. ED'ye 2K'de diyor. Tamam dedim. AE'ye 3K diyor. Çünkü niye? Biliyorsunuz ki oran orantıdan. Iki, burada çarpım varsa bunlar doğru. Ters orantılıydı. Ve ters orantıyı da bir tane ekok sayıya eşitliyorduk. 3, 2, 6. 6K. ED 2K. AE. 3K dedim. Şimdi bak arkadaşım. Ben sana ne kadar da güzel demişim. Bak olayı ne kadar da güzel demişim. İyi izle şimdi. Tabanlarım 3K'ya 2K Bak açı ortay geldi taban oldu bunlar. 3K'ya 2K. O zaman sen de buraya ne diyeceksin biliyor musun? 3M'ye 2M diyeceksin. Bak 2M 2K, 3M 3K. Oldu. Bak şimdi. Şimdi bu bu üçgeni bitirdim ben. Bu üçgeni hallettim. Ağzını bunu düzelttim bunun. Şimdi sıra geldi büyük üçgene. Bak büyük üçgende de bir açı ortay var. Artık bura beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bakın. Açı ortayın sol tarafı 3M'ye M. Sağ tarafı da 3N'ye 2N olur. Bak sağ tarafı da 3N'ye 2N ne olur. Süper soru. Şimdi çevre ne diyor? 50. Bak mükemmelliği bitmedi sorunun. Çevre 50 ise 3M, 3, 2N. 2M. 5M. 3N, 2N. 5N. Toplam kaçmış? 50. Her tarafı 5'e böl. Yani 5 parantesine almış gibi düşün şurayı. Her tarafı 5'e bölersem. 5 gitti, 5 gitti, 5 gitti. 10 kaldı. M artı ne olmuş? Bana diyor ki BC nedir? BC e, BC nedir arkadaşım? BC 2M artı 2N mi? 2 e, parantezini al. M artı N mi? E, MN 10 değil miydi? 2 kere 10 20 oldu. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Çok da güzel yaptım. Çok da iyi yaptım. Bu soruyu da bitirdim. Ve geçtim dedim. Yeni soruma baktım. Bakın olaylar hep aynı şeyler. Çok dikkat edin. Yine burada bir oran var. Hemen ben buradaki oranı şöyle hesaplayabilir miyim? Hemen ben buna 20K dersem o zaman burası AD 4K'dır. AD 4K'dır. Hemen buraya da ne diyeyim arkadaşım? ABD 5K'dır dedim. AD 4K'dır. ABD 5K'dır dedik. Olayı bitirdik. Bu arada alttan da bana şöyle bir ikaz geliyor. Diyor ki BC'ye M dersen burası da 2M'dir diyor. Bak BC'ye M dersen burası da 2M'dir diyor CD için. Şimdi ben bir üstten toparlayayım. Üstten toparlayayım, alttan bakacağım. Üstten bakarsam hemen şuradan bir önceki slaytımın beyaz arkasını alayım. Bak üstten toparlayayım şimdi. Bakıyorsun burayı kapattım. Bakın arkadaşlar 4K'ya 5K var. O zaman ben buraya 4M'ye 5M diyebilirim. Bakın 4M'ye 5M diyebilirim. Ama hocam burada X var. Bakın burada X var. Tamam, x olsun, fark etmez. O zaman ben buraya ne dedim? 4m dedim. Bak, buraya 4m dedim. Buraya dedim 5m diyeceğim, ama burası 2 olduğuna göre, o zaman 5m 2 diyeceğim şuraya. Bakın, tamamı B'den F'ye 5m, ikisi buradaysa 5 5m 2. Bu arada ben ne yaptım? Pardon, e, m'leri zaten buraya demiştik. Ne diyelim? Çok çok özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Benim kafam birazcık gitti. Tamamdır. M dediğimizi unuttuk. Şimdi bakın. Çok dikkatli izleyin şimdi. Çok dikkatli izleyin. Burada ben X'e ne de dedim? 4 N dedim. Ben X'i değil N'yi bulup 4 ile çarpacağım. Tamam. Şimdi buradan bakarsak 2 M'ye hemen ne yapayım? Oran yapayım. Yukarıdakilerin oranı 2 M'ye M eşittir. 2 M'ye M. Biliyorsunuz ki yukarıdakileri alttakileri oranlayabilirim. Yalnız Alt, buradaki alttakinin açı ortayı neresi? Burası. Peki buradan mı başladım? Evet. O zaman burayı yazacağım. 4N artı 2 bölü. Burada ne yazacağım? 5N eksi 2 yazacağım. İşte bu kadar. Sağlara solları oranladık. Bak üstler altlar. Üstler altlar. 2M YM 2M yeme. 4N artı 2'ye 5N eksi 2. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman burada 1 kaldı mı? 2'ye 1 kaldı. İçler dışları patlatırsam 5 kere 2 10 tane L. 2 kere 2 eksi 4 eşittir. 1 ile çarparsan her şey kendisidir. Attın 4 N'yi 6 N. Attın 4'ü 6 N eşittir. 1 ise o zaman 4 N ne nedir? 4 N ne? 4'tür. O zaman X nedir arkadaşım? X benim için 4'tür dedim. Ve bu güzel soruyu bitirdim. Al sana klas bir soru. Ne yapacaksın? Sakin dediğim pratik yöntemlerde hemen yapacaksın. Hemen şuradaki değişkene de takılmayacaksın. Hemen tabii ki de x'e 4 ne deyip ona göre hareket edeceksin dedik ve bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. Geldim dış açı ortay kuralına arkadaşım. Dış açı ortay kuralı bana ne anlatıyor hemen bakalım. A de A'nın dış açı ortayı bakın. ABC üçgeni var burada. Burada A'nın bir dış, açı, dış açısı var. Dış açısını ortadan ikiye yardırırsam Burada bana AD doğru parçası A'nın dış açısı oldu. Dış açı ortay olduğu için açı ortayı biz NA ile göstermiştik. Şimdi de buna bir tane çentik koydum. Bu da dış açı ortay göstergesi. Peki buradaki kural ne? Buradaki kural da şu arkadaşım. Hemen söyleyeyim. Şuraya A, şuraya B, şuraya e, X, şuraya Y dersem nasıl diyor bana bakın. BD'nin bölü DC oranı A artı B eşittir. A, B'nin ne oranı? Y oranı. Aslında ben bunu şöyle göstereyim sana. Bak kimin açı ortayı? Bu dış açı ortayı, bunun. Bu üçgenin dış açı ortayı. Kim açı dış açı ortaya? Şu. Bak bu noktadan başlıyorsun arkadaşım. Çok dikkatli izle. Bu noktadan başlıyorsun. Ben bu kuralı şöyle söylesem ne fark eder? Yola başladım. Burada bir ara sokak gördüm girdim. A bölü x. Cık, baktım ki yanlış. Allah Allah bu benim bildiğim yol değil. Baştan başlayayım. Baştan başlarsam da şunu gördüm. A artı B nereye girdim bu sefer? Y'ye girdim. O zaman ne oldu? A artı B bölü Y dedim. Peki ne fark etti? Hiçbir şey fark etti mi? Bu X'i aldım. Buraya koydum. Bu A, B'yi aldım. Buraya koydum. Olay bitti. Nokta net. İşte bu kadar. Olay bitti. O zaman ne yapacaksın arkadaşım? Olayı bitirdik. İster bu kuralı bil. Bunun tamamına buranın buraya. İster benim dediğim gibi buradaki noktadan yola çık. Ara sokağa gir. Yanlış. Başa gel. Girdin. Bir daha buradan gittin. Dış açı ortay kuralında öğrendin. Geçtin. Şimdi arkadaşım bakalım BC kaçtır diyor. X'tir. Hemen bakın ne yapacaksın. Yola başladın. Yola başladım. Geldim buraya. 3. Çünkü çıkmaz sokağa girdim. Cık, yanlış bu. O zaman diğerine gideyim bakayım. Baştan başladım. 6 artı x bölü 5. İşte bu. Olay bu kadar. 6 artı x bölü 5. O zaman sadeleştirmelerimizi çok güzel yapalım. 2'ye 1 içler dışlar yaparsak da 2 kere 5 10. 6 artı x ile topladım. Ne olmuş oldu arkadaşım? Çok güzel bir şekilde 4 eşittir x oldu. Bana da zaten bc'yi soruyordu. bc'yi de x demiştim. O zaman x'imi de bulmuş oldum ve soruyu bitirmiş oldum. Şimdi dış açı ortayla çok kritik bir olay var. Ben sana basitini göstermiş olabilirim. Ama sen zorunu da anla. Mesela adam buraya 20 derece der. Buraya da 80 der. Sen diyeceksin ki hocam bu adam beni kandırmaya çalışıyor. Burada da bir dış açı vardır. Bakın ikiz kenar üçgenlerdeki açılar çok önemlidir. 20, 80, 80 aslında dışarıda 20'nin dış açı ortayı vardır. Unutma. Şimdi burada da aynı şekilde 60, 60 var ya işte bunu doğru parçasını daha doğrusu şu doğruyu tamamlayan diğer açı doğru açıyı tamamlayan diğer açı 60'tır. O zaman arkadaşım bak burada iki tane model var burada. Nasıl? Bir iç açı ortay var. Bak bir iç açı ortay var. İç açı ortay ne diyordu? Bana üstlerin oranı altların oranı eşitti. 8'e böldün burası 3. 8'e böldün burası 5. Bak. 8'e böldün burası 5 burası 3. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? Burası 5K'ya. Burası 3K mıdır arkadaşım? Evet 3K'dır. Bunu halletmiş oldum. Şimdi bakın. Burayı hallettim. Burayı hallettim. Şimdi bana X'i soruyor. Ben buradaki açı ortaydan başlarsam. 5K'ya X. 8K'ya 3 derim. Yapar mıyım? Yaparım. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman yapalım. Bakın. Çok rahat bir şekilde yapacağız. 5K'ya geldim. Ara sokağa girdim. X eşittir ne olacak? 8K'ya ne olacak arkadaşım? Burada 24 olacak. Bakın 3 değil burası 24. Bunu sakın gözden kaçırmayın. 3 değil burası 24. Ben sadece oran yazarken yazmıştım. 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 5. 3K'ya 5K bitti. Bak şimdi sakın buraya 3 yazmayın. Neden? Çünkü bize sorulan şey burada 24'e göre oran olacak dedim ve bunu bitirdim. Evet arkadaşlar o zaman ne yapacağız şimdi? Çok dikkat edin. Burada K'lar sadeleşti. 8'ler birbirini götürdü. Şurası 1 burası 3 kaldı. O zaman içler dışlar yaparsam x eşittir ne oldu? 15 olmuş oldu. İşte bu kadar. Bu arada bir kere daha tekrar edeyim. Bir kere daha tekrar edeyim ne yaptığımı. Açı ortay iç açı ortay vardı. 3'e 5 3K'ya 5K pratik yolu göstermiştim. Dış açı ortay var bakın dış açı ortay var. Burası dış açı ortayım benim. Noktadan geldim 5'e yanlış yol. Başa döndüm 8'e doğru yol. 8K'ya 24 dedim. Ve bana X'i soruyordu. X'i de müthiş buldum. Ben burada sana ne göstermek istedim? Adamlar seni kandırır. Der ki buraya 30 der. Buraya 75 der. Sen diyeceksin ki burada bir dış açı var. O zaman bu nokta dış açı ortay. Ha, bu dış açı ortayın başlangıç noktası. Hemen benim dediğim taktiği yaparsın. Geldim bir başka soruma. Şimdi arkadaşlar Artık dış açı ortay bitti. İç açı ortay bitti. Bakalım katlama sorusu ÖSYM tarzı sorumda ne olacak? Mert ABC dik üçgenini BD boyunca katlıyor. BD boyunca katlarsa C, C üstüne geliyormuş. Bak. Bak 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 bak. Bak. Arkadaşım katlama sorularını unutma. Bu katlanırsa buraya burada iki tane eş üçgen çıkar eş. O zaman burası 6 ise burası da 6 çıkar. Unutma. Şu açıların Tabii ki de katlamada bu buraya geldiğine göre aynı açıdır. Ve unutma şu açıların da birbirinin aynısıdır. Bu açıların da birbirinin aynısıdır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi burada genel bir dikkatini çekmesi, çekmesi dikkatini çeken bir şey olması lazım. O da şu arkadaşım. Burası 6, burası 10 ise 6, 8, 10, 3, 4, 5'in iki katı var. Bu özel üçgeni bilmiyorsan şimdi öğrendin. 6, 8, 10, 3, 4, 5'in 2 katı dedim. Bak 6, 10. O zaman buranın tamamı neymiş arkadaşım? 8'miş. Peki arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bakın 6 ile 10'u sadeleştirirsen burası 3. O zaman şurası 3K'dır. Burası 5. O zaman burası 5K'dır. Nereden bildin hocam? Bak arkadaşım. Bu açı ortay mı? Açı ortay. Açı ortaysa 6'ya 3K, 10'a 5K, 6, 10. 3 5 3'e 5 sadeleştirdim. 3k'ya 5k. Hani göstermiştik ya pratik yolda işte o. O zaman burası 8k 8se bakın 3 3k 5k 8k. 8k 8se 5k 5'tir. 3k 3k 3'tür arkadaşım dedim ve bunu da bitirmiş oldum. Şimdi burası 3se o zaman buradan buna kaykılanda ne olacak? 3 olmuş olacak. Bana diyor ki ABC üçgeni katlandıktan sonra Artık benim elimde A, B, D üçgeni oluşmuş oldu. A, B, D üçgeni oluşmuş oldu. Bana diyor ki bu üçgenin çevresi nedir? Arkadaşlar bakın burada bir Pisagor var. Pisagor teoreminden ne çıkıyor ortaya? 3'ün karesi 6'nın karesi. Şurası x'tir. x'in karesi. Yoksa ben şurayı biliyorum. Bir kere çevre ne olacak arkadaşlar? Çevre bir 5 var artı bir de 10 var. Çünkü katlanınca elimde ABD üçgeni oldu burada. Bunun çevresini soruyor. 5 var. 10 10 var. X kaldı sadece geriye. Orayı yapalım. 9 artı 36 eşittir x kare. 45 eşittir x kare. O zaman ne oldu? 9 kere 5 eşittir x kare. Her tarafı köke alırsan niye 9 ile 5 diye ayırdım? Çünkü 9 dışarı fırladı gitti 3 diye x kaldı. O zaman x'im de neymiş? 3 kök 5'miş. Burası da ne oldu? 3 kök 5 oldu. Demek ki çevrem benim o zaman çok basit bir şey çıktı. 15 artı 3 kök 5 diye herhangi bir sayı çıkmış oldu. Bu arada ben size dik üçgende göstereceğim. Hiç heyecan yapmayın. Burada basit bir olay var. 3, 6. Bakın burası da 3 kök 5 çıkmıştı. A, 2A, A kök 5 hızlıca söyleyebilirdiniz. Bunu yapmanıza gerek yoktu. 3, 6, 3 kök 5 diyebilirdiniz. Size rahat bir şekilde 20 saniye, 30 saniye kazandıracaktır. Aklınızda olsun. Şimdi aklımda olmasa bile dik üçgende göstereceğim. Merak etmeyin. Geldim kenar ortay mevzusuna. Kenar ortay mı? Açı ortay bitti. Kenar ortaydayız. Kenar ortay ve ağırlık merkezi ne demekmiş bir bakalım. Bir üçgende bir köşeyi karşısındaki kenarın ortasıyla birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Bak buradan çıkan bir doğru parçası kenarı ortaladı. Buradan çıkan ortaladı. Buradan çıkan ortaladı. Ben biraz önce açı ortayı kendim çizmiştim. Burada adam verdi ve bana dedi ki üçgenin kenar ortayları üçgen içinde bir noktada kesişir. Ve bu, bu noktaya da ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi genelde G ile gösterilir. Ve ağırlık merkezi deyince aklıma ne gelecek? Kenar ortayların kesim noktası. Ya yani kesişim noktası. Peki iç, iç, iç t çember deyince ne gelecekti? İç açı ortayların kesişim noktası gelecekti aklına. Peki AD uzunluğu nedir? BC'ye ait kenar ortaydır ve A'dan geldiği için kenar ortaylar genellikle V harfiyle gösterilir VA. Aynısı BF için, aynısı BF için, aynısı C için geçerli. Tabii ki de buna VB, buna da affedersiniz VC diyeceğim dedim geçtim. Burada çok önemli bir kural var kenar ortayda ağırlık merkezi köşeye iki birim kenara bir birim ayırır. Ağırlık merkezi kenar ortayı iki parçaya ayırır. 2K'ya K, M'ye 2M, N'ye 2N arkadaşım. Yine söylüyorum kafama göre yazmadım. Köşeye 2, kenara 1. Zaten burası büyük, burası küçük olduğuna göre 2'ye bir oranında ayıracak dedim geçtim. Hemen bakalım basit mi zor mu bir sorun var. Bakıyorum ne diyor bana? Ağırlık merkezi. Ha ağırlık merkezi insan sen. O zaman burayı 6 yaptıysan burayı da 6 yaparsın. Çünkü ağırlık merkezinden geçen doğru parçası kenarı 2'ye bölerdin. Diğer ağırlık merkezinden geçen 2'ye bölmüş zaten. Burası 5 ise burası nedir? 10'dur. E sana ben bugün tekrar tekrar söylediğim neydi? 6, 8, 10 diye bir dik üçgen vardı. Bak burada bir dik üçgen var zaten. E ağırlık merkezi köşeye 2, köşeye iki kenara birdi. O zaman burası 8 ise burası 6, 16 oldu. O zaman AG'de benim için ne oldu? 16 santimetre olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Verilenleri tık 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 iğne oyası gibi güzel güzel ilmik ilmik işleyeceksin arkadaşım dedim. Basit sorumdan geçtim. Muhteşem üçlüyü anlatıp daha klasman sorulara geçeceğim şimdi. Muhteşem üçlü nedir? Dik üçgende kenar ortay kenar orta ikiye böler malum. İşte bu böldüğü iki parçanın uzunluğuna eşittir. Yani muhteşem üçlü dediğimiz şey bunlar üçü birbirine eşittir. Aslında bunlara muhteşem dörtlü de diyebiliriz. 90 ve üç kenar. 90 ve üç kenar. Üç kenar birbirine üç tane doğru parçası birbirine eşitse burası da 90'dır. Onu da unutmamak lazım. Aklımda olsun. Bunlara eşit verirse burası 90'dır. Unutma, unutma, unutma. Bu dördünden üçü varsa diğer de vardır. Mesela bu ikisi var. Burada 90 ise burası da eşittir. Mesela bu ikisi var. 90 var. Bu da nedir? Kesinlikle bunlara eşittir. Unutma. Muhteşem üçlü. Kenar ortay ayırdığı parçalara eşittir. Burada da onu anlattık. Geçtik. O zaman aklıma dik üçgen ve ağırlık merkezi deyince aklıma ne gelecek? Her zaman bu olay gelecek. Peki nasıl gelecek hocam? Bak dik üçgen ağırlık merkezi var mı? Var. Dik üçgenden ağırlık merkezinden geçip kenar ortay olan adam ne yapar? Bu ayırdığı parçaların aynısı olur. Peki nasıl? Burası 10'sa burası 5 mi? Köşeye 2, kenara 1. Tamam. Ayırdığım parçalara eşit olacaktım ama bana kendimi verdim. O zaman diğer parçalar bana eşit olacak. O zaman burası 15, buraya da 15 diyecektim ki burası 6'ymış, buraya 9 kalmış. O zaman arkadaşım hemen mor kalpli bir kalemimi alayım. Burada bir üçgen var. Buradaki üçgeni sana düzgün bir şekilde, temiz bir şekilde göstermek istiyorum. Neden? Çünkü 3 4 5'in burada bir katı var. Burası 3'ün 3 katı, burası 5'in 3 katı. O zaman burası da arkadaşım 4'ün 3 katıdır dedim ve bu soruyu da bitirmiş olduk. X soruyordu. X'in de 12 olduğunu bulmuş olduk ve bu güzel Kenar ortay muhteşem üçlü sorusunu da bitirmiş olduk. 5, 10, 15, 15 olay bitmiş. Geldim bir sonraki çakal cin soruma. Bak ben işleme devam edeceğim ama sen lütfen ekranı durdur. Yani daha doğrusu oynatmayı durdur ve soruya sen yap, soruyu sen yapmaya çalış. Çünkü burada çok cin bir soru var. Bakalım yapabilecek misin? O sırada ben soruma devam edeyim arkadaşım. Hemen bakıyorum ne yapacağım şimdi? Söylüyorum. Bakın şimdi arkadaşlar burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da şu. Burası ağırlık merkezi mi? Evet. Burası K ise, burası K ise, burası da K'dır. Neden? 2K'ya K. Şimdi bakın. Bu ağırlık merkezinden gelen bir tane açı mı? Şey kenar ortay mı? Evet. O zaman bak dikkat et. Burayı ikiye böler. Bir dakika şimdi bir dakika. Çok dikkatli bir bakar mısın? Burayı ikiye bölünmüş. E buradan çıkıp gelen de burayı ikiye bölmüş. O zaman çok dikkat et şimdi bak. Şuradaki üçgene odaklan. Buradaki üçgene odaklan. Hemen zoom yap. Hemen zoom yap. Odaklan buraya. Buradan bir kenar ortaya geldi. Buradan bir kenar ortaya geldi. O zaman arkadaşım burası da bu siyah üçgenin ağırlık merkezi oldu. Bak ağırlık merkezi ise köşeye 2. O zaman burası x değil. 2x olsun. Bana sorulan da 2x eşittir soru işareti olsun. Aklımda. Bak aklımda. O zaman devam ediyorum. Köşeye 2 isem kenara 1'dim. Tamam. Bu parça 3x. Bir şey söyleyeceğim. Büyük üçgende de burası 1, burası 2 değil miydi? E burası 3X'e. Burası 6X o zaman arkadaşım. Tamam. Bana BC'nin tamamı BC'nin tamamına 27 mi diyor? Peki burası 9X mi? O zaman şu parça 9X mi? Bu parça 9X mi? Çünkü 90'dan inen kenar ortay parçaları eşitti. O zaman BC 27 ise 27 eşittir 18X mi? Her tarafı ben 9'a bölsem 3 eşittir 2x mi? Bana ne sorulmuştu? X değil. Ben x'i modifiye ettim. 2x dedim ve bana 2x sorulmuştu. 2x de 3 buldum. Yani buradaki değerim soruda sorulan x değeri 3'müş arkadaşlar. Benim tabirimle 2x 3'müş. Çünkü soruyu modifiye ettim. Ha, sen x yerine a dersen kafan rahat ediyorsa öyle yap. 2a, a, 6a, 9a, 9a oradan yürüyebilirsin. Sen bilirsin. Ama fark eden bir şey olmaz. Geldik yine çok önemli bir kurala. O da nedir arkadaşım? 3-1-2 kuralı. 3-1-2 kuralından önce ben sana benzerlikte gösterdiğim bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. O da neydi arkadaşım? Burası iki parçaya. Burası iki parçaya bölündüyse o zaman burası buraya paraleldir. Ve de nedir arkadaşım paralelse? Orta tabandır. Orta taban. Orta taban ne işe yarardı? 2K'ya K yapardı. Ben o zaman şuradan bir çizgi çeksem burası da M'ye M olurdu. M'ye K ise 2 M'ye 2 K'ydı. Bu orta taban ne yapar? Bir doğru parçasını yine birebir olarak iki parçaya ayırıyor. O zaman arkadaşım şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Çok dikkat et şimdi. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim arkadaşım? Nasıl bir şey söyleyeceğim? Bak dikkat et. Şimdi burası iki parçaya bölüyor. Burasına ben Normalde 2K'ya K demiştim. Normalde 2K'ya K demiştim. Yani 3 parçaya bölmüştüm. E, orta tabanda bu doğruyu 2 parçaya bölüyor. 3'e e bölünüyor. 2'ye bölünüyorsa ben buranın tamamını 6 diyeyim. 6 dersem yukarısı 3K aşağısı 3K. Tamam da yukarısı 1'e 2 idi. O zaman 6 ise 4K buraya 2K buraya olacak. O zaman demek ki orta taban mevzusu varsa işin içinde Bunlar eşitse birbirlerine orta taban mevzusu varsa bakın bunlar kenar ortay bu arada. Burası ağırlık merkezi 2K'ya 4K, 3K'ya 3K diye ayrılacak. O zaman benim kuralımın isminden nereden geliyormuş? 3, 1, 2 kuralı, 3, 1, 2 kuralı, 3, 1, 2 kuralı unutmayacaksın. Bu sayılarla orantılayacaksın. Neyi? Burayı orantılayacaksın dedim ve geçtim. Hemen dediğimi yapabiliyor muyum? Anladın mı? Bir bakayım. Yan yatırılmış bir üçgen var mı? Var. Yan yatırılmış bir üçgende çok dikkat et şimdi. Bak buradan gelen şey kenar ortay. Buradan gelen şey kenar ortaysa, arkadaşım burası ağırlık merkezidir. Bak burası K değil. Aslında burası G'dir. Bak G'dir. Peki, burayı ikiye bölmüşüm. Burayı ikiye bölmüşüm. Ve buradan bir çizgi çekmişim. Bu çizgi kimdir? Orta tabandır. Ben hemen onun ismini buraya yazayım. OT diye yazdım. OT'yi gördükten sonra hemen ne yapacağım arkadaşım? 3-1-2 kuralını uygulayacağım. 3 3K e Burası ne? 9 O zaman K3'müş. 3-1 Üç, O zaman burası 3'müş. Burası 2K e K3'tü. O zaman X'im kaç çıktı? 6 çıktı. Olayın özünü de anladım. Bu arada ağırlık merkezi olduğunu fark ettim mi? geldim buradan, geldim buradan. İki tane kenar ortayın kesişim noktası ağırlık merkezidir. Burası da orta tabandır. Orta tabansı arkadaşım 3, 1, 2 kuralını yapıştırdım ve bitirdim. Yeni soruma geçtim. Şimdi yeni sorum bana şunu söylüyor. Yeni, yeni nesil bir soru yine. Yine üniversite sınavında çıkabilecek tarzda bir soru. Ve hemen bakalım nasıl yapacağız. G noktası ABD üçgeninin ağırlık merkezi. DC dediğim şey 10 santim tamamdır. Yandaki üçgen şeklindeki kağıdın C noktasından tutup AD boyunca katladım. Bakın burası dik gibi gözüküyor. Dik değil demek ki. Şöyle biraz daha meyilli. Meyilli ise bunu buraya katlarsan hop bu eski şekil ne olmuş oldu? Yeni şekil. Bak şöyle mi diyorum yani? Bak dikkat et şimdi. Çok dikkat et. Ben şöyle mi söylüyorum o zaman? Benim buradaki DC uzunluğum 10 sa burası da 10'dur. Bak burası 10 sa şurası da 10'dur. Neden? Çünkü bu parça katlanıp buraya gelecekmiş ve şuradaki parça da katlanıp buraya gelecekmiş. O zaman arkadaşım şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Çok dikkat et şimdi. O zaman burada G ağırlık merkez dedi ya kesin orada bir bit yeniği var. O zaman ben şunu bir uzatayım uzatırsam şurası K şurası 2K mıdır? Evet. O zaman çok dikkat et şimdi. Çok dikkat et şimdi arkadaşım. Peki katlama sonucunda bu parça buraya gelmişti. Bu parçada AC parçası da AG'ye gelecek mi? Evet çünkü C ile G kesiş üst üste geliyordu. O zaman demek ki burası da 2K'dır. Şimdi bakın katlama soruların en kritik noktasını söylüyorum sana. En kritik noktası açılardır şu açılar birbirine eşit ve de bu açılar birbirine eşit. Aa, bir dakika dostum. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben burada ben şu kenar ortayı uzattığımda şöyle bir şey gördün mü? Burası 10, burası 2K. E burası 3K. Aa, bak açı ortay 2K'ya 10, 3K'ya 15'tir. Nereden çıktı hocam? Hemen oran yap. 3k bölü 2k hemen üstleri yazdım şimdi altları yazıyorum 15 bölü 10 hatta buraya x diyecektin ama olsun anladın sen İçler dışlar yaparsam 15'te bulmuş olsun o zaman şu parça geldi burayı 15 yaptı bir daha okuyalım G noktası ABD üçgeninin ağırlık merkeziydi o zaman bu ağırlık merkezi ne yapardı kenarı ikiye bölerdi adam bana ne soruyor BD'yi BD'yi ben kaç buldum o zaman 30 bulmuş olduğum hem kenar ortay hem açı ortay hem katlama var mı? Katlama var. O zaman sen üniversite sınav sorularına hazırsın arkadaşım dedim geçtim. Geldim kenar orta dikmeye. Kenar orta dikme bakalım ne anlatıyor? Ne kaldı geriye? Kenar orta dikme yükseklik. Açı ortayı ve kenar ortayı bitirdik. Kenar orta dikme ile ne kaldı? Bir de e, yükseklik kaldı. Üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasından geçen. Bakın burası orta nokta. Orta noktasından geçen. Ve bu kenara dik olan doğru parçası. O kenar orta dikmedir. Yani ne demek istiyor? Arkadaşlar şunu demek istiyor. Burada bir nokta var. Burayı ikiye böldü. Buradan bir diklik var işte. Bak bu diklik nereden geçer bilmiyorum. Hiç fark etmez. Benim için önemli olan nereden geçtiği değil. Önemli olan burada dik ve kenarı ortalamış olması. Ve arkadaşlar. Üçgen kenarı orta dikmelerinin bir noktada kesişir. İç açı ortaylar. İç açı ortaylar ağırlık merkezi yani kenar ortaylar ve kenar orta dikmeler nerede kesişiyor? Bir noktada kesişiyor. Yani ikisi buradan geçiyorsa üçüncüsü de buradan geçecek kesinlikle. Ve bu noktaya da ben ne diyorum? Çevrel çemberin merkezi diyorum. Çevrel çemberin merkezi diyorum. Arkadaşım çevrel çemberin merkezi dediğime göre o zaman sen ne biliyorsun? Bak sen ne biliyorsun dostum? Şunu biliyorsun. Çevrel çemberin merkezi derse buraya sen hemen buranın kenar orta dikme olduğunu, bunun kenar orta dikme olduğunu, bunun kenarı ortalayan bir dikme olduğunu bileceksin dedim. Bak buraları vermemişti ben yazdım. Bu 90'dır 2'ye bölmüştür. 90'dır 2'ye bölmüştür. 90'dır 2'ye bölmüştür dedim. O zaman bir daha hatırlatalım. P noktası kenar orta dikmelerin kesişim merkezi, kesim noktası adı üzerinde çemberin çevrel çemberin merkezidir diyeceğim. Unutmayacağım aklımda. Ve arkadaşlar bu çevrel çemberin merkezi açılarımın, üçgenlerimin açı cinsine göre değişiyor. Üçgenlerimin cinsine göre değişiyor. Nasıl hocam? Dar açılı üçgende burası içeride kalıyor. Çevrel çemberin merkezi ya da kenar orta dikmelerin kesim noktası üçgen iç, iç üçgenin iç bölgesidir. Ne zaman? Dar açılı bir üçgende. Herkes 90'dan küçükken. Peki dik üçgende dik üçgende kenar orta dikmelerin kesim noktası hipotenüsün üzerinde. Hipotenüsün üzerinde arkadaşım unutma. Hipotenüsün üzerinde yani tam kenar ortayında aklında olsun. Geldim buraya geniş açılı bir üçgende de ne olacak? Dışarıda olmuş olacağım. Kim o? Yine kenar orta dikmelerim dışarıda olacak. Aklımda kalsın. Geldim buraya. Kenar orta dikme. Kenar orta dikme. E arkadaşım o zaman buradan gelen şey de ne olacak? Bu arada 90 olacak. Çünkü niye? Üçüncü kenar orta dikmede ne olacak? Bakın buradan dik geldi, buradan dik geldi. İkisi burada kesiştiğine göre kesinlikle üçüncü dikmede tam buradan ortadan geçecek. O, onu biliyorum. Onu biliyorum ama daha önemlisi şunu biliyorum. Burası muhteşem üçlüyü oluşturup bu açımı da 90 derece veriyordu bana. O zaman arkadaşım şöyle bir şey söyleyebilir miyim? 90 90 90 sa burası da 90'dır. O zaman burası 3 ise burası da 3'tür. E burası 4 ise burası 4'tür. E 3 4 ise 3 4 5 üçgeni bakın dik üçgen 5'tir. E burası 5 ise e burası 5'tir. Burası 5 ise burası 5'tir. 3 4 5 üçgeni mi? Evet 3'tür. Zaten eşitti. Bura 4 ise burası 4 müdür? Evet. Bize o zaman çevreyi soruyordu. Çevre eşittir. 6 artı 8 artı 10 eşittir. Ne oldu? 24 santimetre olmuş oldu. 6, 8, 10 üçgeni çıkmış oldu. Ve bu güzel soruyu bitirmiş oldum. Bu arada videonuzun alt, bu videonun altındaki yorumlarınızı hepsini okuyorum. Hepinizi sevdiğim için, saydığım için yorumlarınız çok değerli. Eleştiriler geliyor. Hemen öbür hafta kendime çek düzen vermeye çalışıyorum. Bazen güzel şeyler oluyor, mutlu oluyorum. Kötü yazanlar oluyor. Mutsuz olmuyorum Sadece biraz bozulup hemen kendimi toparlamaya çalışıyorum. Ne yapabilirim acaba arkadaşı mutlu etmek için diye düşünüyorum. Yorumlarınız çok önemli. Şimdi yorumlarda kesinlikle şöyle bir cümle gelecek ben biliyorum. E, hocam çok hızlı anlatıyorsunuz. Ama onun 3 yorum altında da hocam çok iyi anlattınız. Bu hız çok iyi. Ona göre devam edin diyor. YouTube'un ve e, yeni neslin 2021 yılının bize getirdiği avantajları da kullanalım. YouTube'da hemen basıyorsun oynatmazını. Bir tık düşürebilirsin. Bazı öğrenciler hızlı buluyor beni. Bazıları da çarpı 2'de izledim diyor. Yani böyle bir çelişki var. O yüzden YouTube'daki özelliizi yapın arkadaşlar. Aklınızda olsun dedim geçtim. Şimdi bak soruda bana ne diyor? Çevrel çemberin merkezi. Bak bu cümle neydi? Çevrel çemberin merkezi. Kimdi arkadaşım? Çevrel çemberin merkezi kenar orta dikmelerdi. Kenar orta dikmelerse o zaman arkadaşım bak bu adam bu noktadan geçip köşeden gelip pardon çok özür dilerim yanlış söyledim. Bir daha başa alıyorum. O zaman arkadaşım bak unutmayacağın şey burası kenar orta dikmeler varsa bakın buraya diktir. Hemen şu açıyı ben ortadan ikiye böleceğim. Burada kenar orta dikmelerde gözümüzden kaçırmamamız gereken şey buralar ikiye bölünür. Bu arada bu buradan gelip buradan geçmedi. Yanlış anlamayın bunu. Sadece olan şey şu. Şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Çünkü burada bir ikiz kenar vardır. Bu noktadan ben dikme indirirsem o zaman şurası şuraya eşittir ve unutma şu açım şu açıma eşittir. Son olarak da arkadaşım buradan bir dikme indirirsem orada da bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Şimdi senin bilmen gereken şey ne? Onu söyleyelim. Bize x'i soruyor. Bak buraya a buraya b, buraya b, buraya a dersem buralarda tabi ki de c'ye c olacak. Şimdi çok dikkat et. 2c artı 2b artı 2a eşittir 180 derece mi? Evet. O zaman arkadaşım çok dikkat et şimdi. Hemen ben buradan 2 parantezini alırsam, herkesi 2'ye bölersem, a artı b artı c eşittir. Nedir arkadaşım? 90 derece midir? Evet, bunu biliyorum. Peki ben c'yi biliyor muyum? 118 ise, bakın şu üçgenden alıyorum. 118 ise 2C'yi e 118'e toplarsam 180. O zaman burası 62 oldu mu? C eşittir 31 oldu mu? Oldu. O zaman ne diyorum? C 31 derece ise arkadaşlar o zaman A artı B ile toplarsam 90 edeceği için o zaman buradaki A ile B'nin toplamı da 59 olarak karşıma çıkacak. Bana da X'i soruyordu. X dediğim şey neymiş? O zaman X dediğim şey 59'muş. Şunu bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Bir üçgende şuradan geçsin diyelim. Hiç fark etmez. Kenar orta dikme. Kenarı ikiye böldü ya. Bakın. O zaman şurada bir ikiz kenar üçgen oluşur. Bu açılar birbirine eşittir. Arkadaşlar bu kenar orta dikmeden buradaki kenarlar birbirine eşit ve de buradaki ikiye ayırdığı için dik olduğu için burası ikiz kenar üçgen. Bu açılarda birbirlerine eşit olmak zorunda. Bu noktadan dik indirirsem o zaman kenarı ikiye böldüğüm için ikiz kenar üçgenim ve açılarımda birbirine eşit o kuralı kullandım ve soruyu bitirmiş oldum. Bak bir başka soru aynısı aynısı. Keşke bu soruyu önce yapsaydık ama fark etmez. Bu soruda artık rahatsın. Çünkü kenar orta dikme indiyse ikiz kenar oluşturur burası 25. Kenar orta dikme indiyse ikiz kenar oluşturur burası 30. Bitti. Hemen bana ne soruyor? A, K, B açısını soruyor. Yıldız kuralı var mı? Yıldız kuralı. Çok uzatmayacağım. Yıldız kuralı yapacağım hemen. Bakın yıldız kuralı var mı? Var. Burada siyahla gösterdiğim yıldız kuralı. Neydi o? İçerideki üç açının toplamı bak içerideki üç açının 3 tane açının toplamı buraya eşitti. O zaman 30 25 daha 55, 55 daha burası 110 oldu. Ya da şöyle de diyebilirsin. Burası alfa, burası alfa deyip bu alfaları bulup oradan da yapabilirsin. Çünkü yine aynı şey çıkacaktır. Buralar toplamı 110 olduğu için bu ikisinin toplamı 70 kalacaktır. Oradan da burası AKB açısı 110 olacaktır dedim. Ve kenar orta dikme ile ilgili bilmen gereken çevrel çember merkezi. Bir de buradaki ikiz kenar muhabbeti unutmayacaksın dedim. Artık son kısma geçtim. Yükseklik diklik merkezi. Sorun var. Sorun var. Sonrasında da ödüllü sorun var dedim ve bitiriyorum. Hemen geldim. Yükseklik ve diklik merkezi. Arkadaşlar iç açı ortaylar, kenar ortaylar kenar orta dikmeler bir noktada kesişiyordu. Birisine içte çemberin merkezi, birisine ağırlık merkezi, birisine de çevrel çemberin merkezi diyordum. Bunları unutmayacaksın. Peki diklikte ne varmış? Üçgenin bir köşesinden çıkıp karşısındaki kenarına dik gelen noktaya yükseklik denir. Bu tamam eyvallah. Üçgenin yükseklikleri bir noktada kesişir. Süper. Bu noktaya da diklik merkezidir. Hocam bunun özel ismi yok mu? Yok. Diklik merkezi. Dikler bir noktada kesişir ve bu diklik merkezidir. Tamam. A kenarına ait yükseklik. Bak A kenarı A'nın karşısındaki kenardır. O zaman haşa buraya da HB buraya da HC diyeceğim. Mesela buradaki KC C'nin karşısı HC'dir arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi biraz önce kenar orta dikmede anlattığım gibi bu sefer de burada ne var arkadaşım? Burada da yine aynısı var. Aynısı dediğim ne hocam? Şu. Burada aynısı dediğim şey şu. Benim üçgenimin cinsine göre benim diklik merkezimin noktası değişiyor. Ha, diklik merkezimin noktası değişiyor. Nasıl yani? Bakın dar açılı üçgende diklik merkezi ne olacak? İçeride bir nokta. O zaman içeride bir nokta diklik merkezi. Bunlar dar açılar. Unutma aklında kalsın. Bak bu adam dik zaten. Kime? Buna. Bu adam da buna dik. O zaman tabii ki de burası diklik merkezi olacak. Üç tane dikin birleştiği yer burası. Peki ne zaman? Dik üçgende. Dik üçgende bir köşe bir köşe diklik merkezi ise o köşe 90'dır. Burası da dik üçgendir. Unutma aklında kalsın. Sana diklik merkezi diyorsa burayı o zaman burayı unutmayacaksın. Geniş açılı üçgende de arkadaşım tabii ki de benim yüksekliğim kenarımın uzantısından geçecek. Burada da kenarım uzantısından geçecek. O zaman demek ki yükseklik parçam burası. Yükseklik parçam burası. Tabii ki de bu içeriden gelip buna yükseklik olacak. O zaman dışarıda bir noktada kesecekler. Dışarıda kesişiyorsa üçgenimin İç açıları arkadaşım. Bu arada üçgenin birazcık harfim kaymış. Üçgenin burası. Şu yükseklik. Şu da diğer yükseklik. Bu da diğer yükseklik. Bunlar uzantıları bir noktada kesişiyor. O zaman ne diyoruz? Dış bölgede ise o zaman senin açın ne olacak? Geniş açı olacak bir tanesi. Aklında kalsın. Neden? Çünkü adam sana başka başka sorular sorabiliyor. Unutma dedim. Geçtim. Şimdi geldim buraya. C noktası. ABC'nin diklik merkeziyiz. Bir dakika ya. C noktası üçgenin bir köşesi değil mi? Köşesi. Diklik merkezi köşede ise o köşe neydi arkadaşım? O köşe benim için neydi? Dik köşeydi. Ve bu üçgen de benim için dik üçgendi. He tamam olay bitti. Devam ediyorum. 6, 8, 10 üçgenini bugün çok defa gördük. Burası 10. İşte sorun bitti. Bana şimdi A, B'yi soruyordur. Çevrel çap... Bir dakika ya. AB'yi sorması lazımdı çevrel çemberin yarı çapı nedir diyor. Hayda. Çevrel çemberin yarı çapı nedir diyor. Arkadaşım o zaman sen biraz bekleyeceksin. Neden? Çünkü hemen bak dik açılı üçgende ne demiştik? Burası çevrel çemberin merkezi demiştik. Ve buradaki ayırdığım parçalar muş, muhteşem üçlünün kolları da muhteşem üçlünün kolları da benim yarı çapım olmuş olacaktı. Ve ne anladım buradan? O zaman burası da çevrel çemberin merkeziydi. O zaman 5, 5, 5. Bu çevrel çemberin merkezi. Burası ise köşelere uzaklığım hep yarıçap olacaktı. Tabii ki de bu da buradan geçiyor unutmayalım. yarıçap olacaktı. Ve bu soruyu da çok güzel, çok temiz bir şekilde bitirmiş olduk. Geldim son soruma. Sonrasında neler öğrendik ve ödüllü soru. Tabii ondan öncesinde de en sevdiğin şey ödev giriyor. AFC'nin diklik merkezi. AFC üçgeni varmış burada. AFC üçgeninin üçgeninin ağırlık merkezi B'ymiş. Şey ağırlık diyorum. Diklik merkezi B'ymiş. A üçgenin dışında mı? Evet. Bir dakika. O zaman demek ki buradan kopup gelen şey geniş açılı burası. Geniş açılıysa arkadaşım burası diktir. Aa neden? Çünkü uzantısına diklik olması lazım. Aynı şekilde bunun uzantısına da buradan dik olması lazım. Şimdi çok 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 dikkatli bak şimdi arkadaşım. Burası 90'sa şu açı 50'dir. Neden? Şuradaki üçgene bakar mısın? 90, 40, 50'dir. Bak burası 50 derece. Şuradaki bıdığa bakar mısın bıdığa? Şuradaki bıdık üçgende. Şuradaki bıdık üçgende. Çok dikkat et şimdi. Buradaki bıdık üçgende burası x'tir. O zaman burada bir 50 90 x üçgeni var mı? Evet. O zaman x'im kaç çıktı? 40 çıkmış oldu. Ya da ya da ya da ya da ya da şu büyük üçgende burada 90'dı biliyorsun. Diklik burası bunun dikliğiydi. 90'sa 90 40 şu açıma 50 kaldı mı? Evet. O zaman x'im buradaki büyük üçgende de yine 40 derece oluyor. Bana x'i soruyordu. X'im de 40 derecedir dedim. ...ve bu sorumu da bitirmiş oldum... ...çok güzel bir şekilde... ...bütün özellikleri gördüm... ...çok iyi sorular yaptım... ...bir daha tekrar edip öyle bitirmek istiyorum... ...iç açı ortaylar... ...iç teğet çemberin merkezidir... ...kesiştiği nokta... ...kenar ortaylar ağırlık merkezi... ...kenar orta dikmeler çevrel çemberin merkezi... ...dikliklerin kesmesi de... ...nedir? Diklik merkezidir... ...onun özel bir ismi yok... ...gerekte de yok dedim... ...ve olayımı bitirdim... ...neler öğrendik bugün... Açı ortay, kenar ortay, kenar orta dikme ve yükseklik bütün hepsinin yardımcı elemanlarını öğrendim arkadaşım. Tabii ki de ne gelecek? Alan videosu gelecek. Tabii ki de diklik. Bu arada diklik de gelecek. Onu da unuttuk bu arada. Arada kaldı. Burada gördüğünüz gibi birim çember, trigonometri de gelecek. Hiç merak etmeyin. 9. sınıfları kesinlikle çok önemsiyoruz. 9. sınıflar candır dedim ve geçtim. Arkadaşım bak eşlik benzerliği bitirmiştim. Temel açı ortay kuralından başlıyorsun 210'dan. Hiç gözünü kırpmadan sonuna kadar gidiyorsun. Sonuna kadar nereye kadar? İşte bu kadar. 231'e kadar gidiyorsun. Bak burada muhteşem üçlü iç teğet dış teğet hepsini söylemiş ve olayı bitirmişiz. Bu kadar arkadaşım. Sonrasında da trigonometri ve sonrasında da alana geçeceğiz artık. Unutmayalım. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi ben sana bir daha söyleyeyim ödevini. Neredeydik? 219'dan başlayıp 231'e kadar önümüzdeki iki hafta bunları bitir tamam mı? Bu hangi kitabım? Tabii ki de soru bankam dinamo kitabımdan ödevimi verdim. Bu ayrı. Bir de sıfırdan dokuza kitabımdan çok güzel bir şekilde sıfırdan dokuza kitabımdan üçgenlerin eşlik kısmını bitirdik. Nereye geçtik arkadaşım? Benzerlik eşliği bitirdik. Tabii ki de açı ortaya geldik. Açı ortayım. Nerede başlıyor? 226'dan başlıyorsun. Bakın yapamazsınız. Hem soru test e, test kitabımda, soru kitabımda hem de konu anlatımlı kitabımda kare kodu okutuyorsun, öğreniyorsun. Müthiş yarar sağlıyor sana. İç diyetleri bitirdik, kenar ortayı bitirdik, kenar orta dikmeleri, üçgenin yüksekliklerini bitirdim ve bütün konuları bitirdim. Bir de sana burada yardımcı elemanları karşılaştırıyor bir de. Nereye kadar? Dik üçgen, Pisagor'a kadar. Ne zamana kadar arkadaşım? 243'e kadar. 220'den 227'den 243'e kadar. Yani 16-17 sayfam var ve yapamadıklarını tekrar söylüyorum. Karekod okutuyorsun. Lütfen kesinlikle bütün sorularını öğrenmeden geçme arkadaşım dedim. Ve artık müthiş videonun sonuna geldim. Üçgenin yardımcı elemanları bitti arkadaşlar. Ve konuyu anladık mı diye bir bakalım. Ne ödülü sorumuz? Ağırlık merkeziyle ilgili muhteşem üçlüyle ilgili bir soru. Bakalım kimler anlamış? Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Haftaya görüşürüz.